Fıstıklı Köyü, Yalova Armutlu'nun adı gibi çok güzel olan köylerinden bir tanesi. Ailecek ilk deniz kampımızı burada yaptık. Yalova, İstanbul'un yanı başında, masmavi Marmara Denizi içinde yemyeşil bir kısrak başı gibi uzanmakta. Yüksekliği 9 metreyi bulan dağlarla kaplı Yalova'nın bir tarafı İstanbul'a bakarken, diğer tarafı Gemlik Körfezi üzerinden Bursa-Mudanya kıyılarını izlemekte. Yarımadanın tam ucunda Armutlu ilçesi yer alır. 90'lı yılların meşhur İhlas Tatil Köyü ile tanınan Armutlu'nun Gemli'ye kadar uzanan kıyıları ise pek bilinmez. Bu bölgede kıyı şeridi çok dar olduğu için bir iki köy ve tatil sitesi haricinde yerleşim bulunmuyor. Fıstıklı'ya Topçular Feribot İskelesi'nden yaklaşık 1,5 saatte ulaşabilirsiniz. Hem Yalova Çınarcık istikametinde kuzey kıyılarından hem de Gemlik üzerinden güney kıyılarından aynı sürede varılmaktadır. Bizim yaptığımız gibi gidiş ve dönüşte her iki yolu da kullanabilirsiniz. Fıstıklı Köyü Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle kurulmuş. Köyün kuruluş amacı köye adını veren fıstık ağaçlarından Osmanlı donanması için kürek yapmakmış. Fıstıklı yemyeşil tepelerin masmavi denize baktığı şirin bir tatil köyü. Altın kum plajı ile mavi bayrak almayı hak etmiş. Birçok otel ve pansiyon olmakla birlikte bizim tercihimiz köyün deniz kıyısında fıstık ağaçlarının altındaki mesire alanında kamp yapmak oldu. Fıstıklı Köyü mesire alanı piknik yapmak için hem de gece kamp yapmak için kullanılabilecek bir yer. Kumsalın hemen yanı başındaki devasa fıstık ağaçları kamp için mükemmel bir alan. Yalnız hafta sonları yer bulmak zor olabilir. Alanda duş ve tuvalet kabinleri mevcut. Gece içinde korunaklı bir yer. Ailecek rahatlıkla kamp yapmaya uygun. Ateş yakıp mangalda yapabilirsiniz. Kamp alanı içinde Tümer Pansiyon isminde küçük bir pansiyon var. Soğuk içecek ve atıştırmalıklar için pansiyonun büfesini kullanabilirsiniz. Ailemle yapacağım ilk kamp olmasından dolayı onların rahat etmesi için kamp yatağı aldım. Bu sayede ilk defa kamp yatağını da test etmiş oldum. Ayak pompası ile şişlemek toplamda 4-5 dakika sürüyor. Havasını alıp toplamak da ancak 5 dakika. Açıkçası büyük bir rahatlık olduğunu söyleyebilirim. Decathlon'dan tek kişilik kamp yataklarından 2 tane aldım. Bundan sonra tek başına yapacağım kamplarda da kullanabilirim. Artık deniz kampını sık sık yapacağımız için Decathlon'dan plaj şemsiyesi de aldım. Burgulu aparatı sayesinde şemsiyeyi kumsala vida çevirerek sabitlemek çok kolay. Kamp fotoğraflarında artık çadır ile birlikte şemsiyem de olacak. Çadırımızı kurduk, şemsiyemizi açtık. Artık soğuk suya girme vakti geldi. Fıstıklı'nın tertemiz bir denizi var. Marmara'dan beklemeyeceğim kadar berrak. Ayrıca deniz tabanında kum. Bu kampı özel kılacak ilklerden bir tanesi de SJCAM aksiyon kamerası ile ilk defa denizaltı yaşamını kayıt altına almış olmam. SJCAM ile ilgili görüşlerimi başka bir videoda paylaşacağım. Su altı çekimi yaparken şnorkel yüz maskesi kullandım. Rahat kullanımı sayesinde su altını seyretmekten oldukça zevk aldım. Bu tip maskeler deniz altını seyretmek için kullanılıyor. Dalış için güvenli değiller.
su altının bambaşka bir atmosferi var. Bu merakla denizdeki zamanımı yüzmek yerine izlemekte geçirebilirdim. Ancak benim de bir denizle alem var. Suda babasıyla oynamayı çok seviyor. Vaktimin çoğunu ona ayırmalıyım. Sudan çıkıp kumsalın biraz dışındaki çakıllı koylarda dolaştığınızda çok güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Gemliğe kadar bu şekilde çok güzel ıssız koylar var. Tam karşıda da Mudanya kıyıları çok net belli oluyor. Gün tamamı erdi. Artık ateşimizi yakıp yemeğimizi pişirmekti. Kamp yemeklerimi daha önceki videolarımda güzel güzel anlatmıştım. Bu sefer tatlıda bir değişiklik yapmaya karar verdim. Kamp ateşine marshmallow. Kızlar afiyetle yediler ama açıkçası benim pek hoşuma gitmedi. İmdadıma kamp alanına gelen seyyar dondurmacı arabası yetişti. Fıstıklı kampını planlamadan dolunay zamanına denk getirmişim. Kumsalda dalga sesleri arasında dolunayı izlemek inanılmaz keyifliydi. Ay'a eşlik eden Jüpiter ve Satürn de geceye renk kattı. Dolunayın cazibesine kapılıp gecenin karanlığında kendimi suya bıraktım. Birkaç dakika bile olsa bu hazzı yaşamak kampın unutulmazlığı arasındaydı. Dolunay'da denizde olan sadece ben değildim. Küçük balıkçı tekneleri de kısmetin peşindeydiler. Huzur dolu bir geceden sonra sabahın ilk ışıklarında kumsala toplaşan martılar uyandırdı bizi. Çocuklarımla geçirdiğim ilk kamp sabahında mutlu bir gün başlıyordu benim için. Kahvaltıdan önce sahilde sabah yürüyüşüne çıktığımızda açıkta bize bir sürpriz bekliyordu. Yunuslar önümüzden dans ederek geçiyorlardı. Güzel geçen kampımıza neşe kattılar. İlerleyen dakikalarda sahile bir tekne yanaştı. Geri avlanan balıkçılar kampçılara taze balık satacaktı. Artık kampta son dakikalarımız. Sandalyemi suyun içine sokup serinliğin tadını çıkartıyorum. Armutlu kampı beklediğimin çok üstünde memnun etti beni. Birçok ilki beraber yaşadım. Bırakıp giderken attığım son bakışta Kemlik Körfezi'nin güzelliği vardı.